Merhaba sayın seyirciler. Meşhur yeteneksizsiniz yarışmasını Minecraft'ta yapacağız bugün. Birbirinden yetenekli yarışmacılar var. Yani bilmiyorum ama vardır herhalde. Ben örümcek adam, bir de halk yeğenim de jüri olacağız. Merhaba dostlarım. Merhaba sayın seyirciler. Örümcek adam da açılışı sen yap dedi bana. Yok ben anlamam dedimse de illa sen yapacaksın diye tutturdu. Tamam sunan bakan dedim ben de. Aha açılışı da yaptık. O zaman hadi ilk yarışmacıya geçen bakalım. Dur hele ben şöyle bir oturam da yerime. Heh gelsin bakalım ilk kim yarışacaksa. Buradayım zaten. Benim adım Joker ve çok güzel fıkra anlatırım. Size bir fıkra anlatacağım. Fıkra neymiş le? Siz duydunuz mu öyle bir şey? Komik hikayeler diyebiliriz Kamil dayı. Dinleyelim bakalım. Heh tamam. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde zamanın birinde bir adam varmış. Bu adam ormanda gezerken yavru bir ejderha bulmuş. Ama nasıl tatlı bir ejderha. Görmeniz lazım. Ne derle bu? Dur hele bir şey soracağım. Ejderha neymiş le? Ejderha Kamil dayı. Ejderha. Ne ejderha diyorsun o zaman? Ejderha deyince daha komik oluyor. Böyle anlatıyorlar bu fıkrayı. Her neyse hadi devam et bakalım. Nerede kalmıştık? Evet. Ejderha acı çekiyormuş. Çünkü ayağına kıymık batmış ejderhanın. Adam da kıyamamış gitmiş. Yavru ejderhanın ayağındaki kıymığı çıkarmış. Ejderha çok mutlu olmuş. Çünkü artık ayağı acımıyormuş. Her neyse adam çekmiş gitmiş sonra. Aradan yıllar geçmiş. 10 yıl, 20 yıl geçmiş. Bir gün adam hayvanat bahçesine gitmiş. Hayvanat bahçesinde gezerken bir de ne görsün? Kocaman bir ejderha. Kafese kapatmışlar. Ejderha adamı görünce bir mutlu olmuş, bir mutlu olmuş. Yerinde zıp zıp zıplıyormuş. Ama kocaman, aradan 20 yıl geçmiş kardeşim. Adam demiş, ya bu benim 20 yıl önce ayağımda kıymık çıkardığım ejderha değil mi? Amma da büyümüş, ha! Beni de hemen tanıdı. Gideyim bir seveyim şunu demiş. Adam girmiş ejderhanın kafesine. Herkes dur ya ne yapıyorsun demiş. Ejderha seni yer ya girme oraya demiş. Adam ne yiyecek ya demiş. Bu ejderha beni tanıyor. Adam ejderhanın yanına gelmiş. Ne haber ya ejderha demiş. Demek tanıdın beni demiş. Ejderha bakmış ona bakmış bakmış. Hoş! Bir ara fışkırtmış ağzından. Adam tutuşmuş. Anneciğim demiş. Hemen oradaki havuza atlamış. Kurtulmuş yanmaktan. Az kalsın yanacakmıştı ya. Meğer o ejderha başka ejderhaymış ya. Neye gülersiniz le? Gülünecek bir şey mi bu? Komik sayılır Kamil dayı. Komik tabii. Ne git neresi komik? Adam tutuşmuş diyorsun sonra gülüyorsun kah kah kah. Çok mu komik? Bence komik. Her neyse oylamaya geçen bakalım. Örümcek adam ne diyorsun? Ben beğendim. Zaten fıkraları severim. Joker de güzel anlatıyor. Ben beğenmedim. Vah, yapma be Kamil dayı. Ben de beğendim. Hadi yine iyisin. 2'ye 1. Git bakalım şimdilik. Teşekkür ederim. Gel bakalım Gara yeğenim. Ne yapacaksın bize söyle bakalım. Ben çok yüksek bir binanın tepesinden sadece bir blok genişliğindeki su birikintisine atlayacağım Kamil dayı. Bu çok tehlikeli bir şey Venom. Suyu tutturamazsan ne olacak? Yere yapışacaksın löpbedenek. Siz hiç merak etmeyin. Ben bu konuda uzmanım. Hadi bakalım o zaman. İzleyen bakalım. İşte yukarıdan atlayıp bu küçücük su birikintisine dalış yapacağım. Venom atlayışını gerçekleştirmek üzere örümcek köyünün en yüksek evine çıkıyor sayın seyirciler. Yani örümcek bebeğin evine çıkıyor. Hazırım ben. Atlayayım mı? Hadi atla bakalım. Venom atladı. Girecek mi ki suya? Aha yapıştır löpbedenek. Dedim ben canım. Venom bir hak daha istedi. Bak bu son hakkın Venom. Akşama kadar seni izleyemeyiz. Tamam Kamil dayı. Bu sefer olacak. Atlıyorum. Aha atladım. Geliyor. Aha gene yapışacak gibi le. Vay be. Suya atladı le bu sefer. Nasıl atladım ama? Ben geçsin diyorum. Siz ne diyorsunuz sayın jürile? Ben beğenmedim. Çok tehlikeli. Ben de geçsin diyorum. Yani tamam yere yapıştı ama zor bir iş yaptı. O yüzden evet diyorum. Teşekkürler. Hadi git bakalım. Sıradaki gelsin. Sırada sincap var. Sen ne yapacaksın sincap yeğenim? Ben krapırlarla dolu bir yoldan geçmeye çalışacağım. Hadi o zaman. Anlamadım pek emme. Hadi seyredem.
Sincap bir yol yapmış aha böyle. Kenarlarında da krapırlar duruyor. Sincap yaklaşırsa patlayacak unla. Bakalım ne yapacak Sincap? Ben hazırım. Haydi başla o zaman. İşte geliyorum. La 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 la. Vay be, geçti le. Zaten geçmek kolay da. Bak üstüne biri geliyor, ne yapacaksın bakalım? Ve gelsin bakalım. Ve gel, yakalaya bas ki, yakalaya bas, yakalaya bas. Gel. Bir patlarsa görürsün emme. Patla, patla da göreyim bakayım. Oh, çukura düştüm ya anam. Üstüme geliyor, ay. Heh, kurtuldum ama. Hadi bir daha geç bakalım. Geçiyorum, işte geçiyorum. Ay, 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 ay. Üstüme çıktı ama. Ay, of. Ama az kalsın nalları dikecektim ya. Vay, siz de patlayın bakayım. Heh, tamam, hepsi bitti. Evet, gösterim bu kadardı. Krapırların hepsi gitti. Ben maalesef beğenmedim. Çünkü krapırlar sessizce arkadan gelir ve yanında patlayıverirler. Yani öyle gördükten sonra kaçmak tabii ki kolay. Olsun le, ben beğendim. Heyecanlıydı o yüzden yani. Yoksa ben olsam ben de kaçabilirdim yani onlardan. Sen ne diyorsun halk? Ben beğenmedim çünkü çok tehlikeli. O zaman elendin Sincap yeğenim. Kusura kalma. Önemli değil. Önemli olan katılmak da. Hadi ben gidiyorum. Sırada minik bir yarışmacımız var. Örümcek bebek. Gel bakalım minik yeğenim. Sen ne yapacaksın bize? Söyle bakalım. Öncelikle herkese merhaba. Ben sizler için bir türkü söylemek istiyorum. Türkü mü söyleyeceksin? He. Biliyorum bak türküyü. Şarkı gibi yani. Örümcek bebek güzel şarkı söyler. Öyle mi? Hadi söyle de dinleyen bakalım. Tamam. Yüksek yüksek tepelere ev koymasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev koymasınlar. Aşlı aşlı memlekete kız vermesinler. Aşlı aşlı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini hoy görmesinler. Annesinin bir tanesini hoy görmesinler. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim. Babamın bir atı olsa binse de gelse. Babamın bir atı olsa binse de gelse. Annemin yelkeni olsa açsa da gelse. Annemin yelkeni olsa açsa da gelse. Kardeşliğim yollarımı bilse de gelse. Kardeşliğim yollarımı bilse de gelse. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim. Uçan da kuşlara malum olsun, ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim. Teşekkür ediyorum. Ne yaptın la sen yeğenim? Ağlattın la beni. Benim de ağlayasım geldi. Güzel söyler demiştim. Benden 10 puan. Ben de çok beğendim. Ben de beğendim. Tebrikler örümcek bebek. Teşekkür ediyorum. Size kolay gelsin. Ben de köyümü özledim le. Dostlarım,
Sizden yorum bekliyoruz. Sizce bu yarışmayı kim kazandı? Yorumlara yazın, tamam mı? Ayrıca beğen tuşuna basmayı unutmayın. Haydi hoşça kalın.